Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu kimdi? Yazıcıoğlu'nun hayat öyküsünü getiriyoruz ekranlarınıza. Muhsin Yazıcıoğlu 1954 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğdu. Den felaketlerden, zelzeleden korusun. Allah ülkemizin birliğini, beraberliğini bozmasın. Yazıcıoğlu ilk ve orta öğretimini Şarkışla'da, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yaptı. 1968'de cemiyetçilik çalışmalarına başlayan Yazıcıoğlu, Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu üniversite eğitimi için 1972'de Ankara'ya geldikten sonra Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı. Sırasıyla Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'nda bulundu. Yazıcıoğlu 1978'de faaliyete geçen Ülkü Gençlik Derneği'nin kurucu genel başkanı oldu. Eller bayraklar! 1980 yılına kadar MHP'de genel başkan müşavirliği görevinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu, 12 Eylül 1980'den sonra MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasında yargılandı. 7,5 yıl Mamak cezaevinde kalan Yazıcıoğlu bu davadan herhangi bir ceza almadı. Evet, yiğit adam! Siz bizi mahcup etmediniz. Yazıcıoğlu cezaevinden çıktıktan sonra cezaevindeki ülkücüler ve onların ailelerine yardım amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nın başkanlığını yaptı. Biz de sizi mahcup etmeyeceğiz. Anadolu'nun yiğit evladı. Yazıcıoğlu 1987'de Milliyetçi Çalışma Partisi'ne girdi ve genel sekreter yardımcılığı görevinde bulundu. Milliyetçi Partisi Genel Başkanı. Sivas Milletvekili. 20 Ekim 1991 Milletvekili genel seçimlerinde Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahçı Demokrasi Partisi'nin oluşturduğu ittifak bünyesinde milletvekili adayı olan Muhsin Yazıcıoğlu Sivas'tan milletvekili seçildi. Yazıcıoğlu 7 Temmuz 1992'de içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla uyuşamadığı gerekçesiyle 5 milletvekili arkadaşıyla beraber MCP'den ayrıldı. Muhsin Yazıcıoğlu 29 Ocak 1993'te MCP'den ayrılan bir grup arkadaşıyla beraber Büyük Birlik Partisi'ni kurdu ve partinin genel başkanı oldu. Birliğini, beraberliğini bozmasın. 24 Aralık 1995'te yapılan erken genel seçimlerde ANAP Büyük Birlik Partisi ittifakından 20. dönem Sivas Milletvekili olarak yeniden parlamentoya giren Yazıcıoğlu 28 Şubat 1996'da ANAP'tan istifa ederek Büyük Birlik Partisi'ne döndü. Muhsin Yazıcıoğlu 26 Nisan 1998'de yapılan 3. Büyük Kurultay ve 8 Ekim 2000 tarihindeki 4. Büyük Kurultay'da tekrar Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi. Halen bu görevi sürdürmekte olan Muhsin Yazıcıoğlu evli ve iki çocuk babası. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı! Thank you.
Bir coşku var içimde bugün, köpür köpür. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim. Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk. Üşüyorum.